Baba koş koş. Baba koş. Koşuyorlar. Var mı balıkta? Yok ki. O biri var. Baba biri var. Bir dakika. Onları da var mı sağlıkçı aranızda? Hayır yok. İyi misin? Ben tutuyorum. Abla ayaklarını indir. Tamam mı? Eğer hiç kanama bir şey varsa sıkıntı olabilir. İndir sana ayaklarını. Kim demişti bunu? Tamam sen indir bak. Baby. Ne yapıyorsun? Fotoğraf mı çekiyorsun? Şimdi hello. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köye gidiyoruz. Bizim minik bir dükkanımız vardı. Onu boşaltacağız. Dedik ki bir vlog çekelim. Ne zamandır böyle bir vlog çekmiyoruz. Yolculuğumuzu çekeceğiz. Dükkanı boşaltmamızı çekeceğiz. Sonra biraz eski evde eşyalar falan var. Onları alacağız. Bunların hepsini video çekeceğiz. Saat şu an 4.30-5 falan herhalde değil mi? Babam çok ciddi araba kullanıyor şu an. Hayır şimdi trafik biraz yoğun ya. Evet. Ne zamandır araba yolculuğu yapmıyordum var ya, o kadar özledim ki. Araç olarak bindiğim tek şey ambulans. 6 aydır falan yani. Kerem, bakıyorum rahatın yerinde. Burada benzinlik var bak. Hemen benzinle yanaşayım, o da biraz hava al. Şunun üzerinde gidip benzin yakmamayı düşünüyoruz. Evet. Bence iyi fikir. Uçayım mı? Basıyorum düğmesine, uçma düğmesine. Evet. Basıyorum. Hazır evet, mısınız? Evet Kerem, hazır mısın? Hazır mısın Kerem? Hazır mısın? Uçuyoruz. Çıkalım derken lopa da çıkıyormuş lopa. Olur ha adam. Şimdi markete gireceğiz. Çünkü ben markete girer maske alırız diye maske bile almadan bindim arabaya. Vallahi yakalanırsak yedik cezayı. 900. 900 mü? 900. 3000 diye bir ara. Tamam öyle yapalım. Ama dur 1000 var. Bir saniye 1000'e girelim. 1000 adamdır. Hadi bakalım. Çeksene çocuğum sen de. Damat arabası. Hem de Mercedes. Şimdi BİM'e girelim. Dışarıda öyle bir rüzgar var ki. Kerem bu nasıl bir rüzgar? Ne bileyim ben. Gel ikimiz de giyelim birazdan. Bak. Buraya, bak. Bir şey göstereceğim. Bakayım. Evet marketimize girip çıktık. Ve BİM'e girdik. Kadar çok şey aldık ki bir koca torba dolusu şey aldık, böyle bir sürü yiyecek falan, hepsi 50 lira tuttu. Normal bir markete girseydik 150 lira falan tutardı. Ben bayağı tutacak diye beklemiştim ama 50 liraya hallettik şeyi. Ve ben daha kahvaltı yapmadım, kendime galeta aldım. Ben de kahvaltı yapmadım, kendime kolata aldım. Ben de kendime bundan aldım. Yeni yapılan tünelimiz hizmete girmiş, buradan direkt Afyon'a bağlanıyor. Geniş araçlar, kamyonlar, tırlar artık bundan sonra işleyecek. Bu bilgiyi neden bize verdin? Kamyoncu arkadaş daha varsa bizi izleyen. baba! Burada çektireyim ben sana, fotoğraf falan çekeceğiz. Şimdi annemleri almak için durduk, mola verdik. Çok güzel bir outlet var. Arkadaşlar bu videoya 1000 like gelmiş ve şu ağzın içine attık. Yayınlanana kadar. Söz mü lan? Hayır söz. 1000 like gelirse. Evet 1000 tamam. Like gelirse. Burada Koton'un, Mavi'nin falan bir tane outlet'i var. Burada kafeler falan var. Yol üstünde bir yer. Zaten yolu görüyorsunuz böyle. Antalya yolu üzerinde bir yer burası. Burası outlet olarak geçtiği için güzel şeyler var içerisinde. Merhaba. Kerem gel. Uyuyor. Umrunda değil. Nasıl bakıyor kıyam? Annenle böyle tam bir ara koridordan geçiyor. Sağlı sollu mağazalar var. Elbise mağazalar işte, eşarplı şudur. 50-50'ye gidiyordum ben. Kumaşları nasıl, iyi mi falan diyorduk birbirimize. En son elimi atayım şu elbisenin kumaşına bir bakayım dedim. Bir kıpırdadı, bir baktım. Bayanmış, manken zannettim valla. Dayağı yiyecektik. Ama çaktırmadım, hemen şöyle bir şeyler yaptım. Geçtim, beni deli zannetti galiba. Burası çok güzel ya. Çok güzel yer yapmışlar. Aşağıya böyle inebiliyorsun. Aşağıda köfteci var. Köfteci Yusuf, meşhur Denizli'nin köftecisi. Farklı görünüyor ama hepsine içi birleşik. Ay çok güzel şeyler var baba. Dönüşte bakalım ama dönüşte kapalı. Ya annem gelene kadar bakalım işte. Benim tuvalete gitmem lazım, altıma mı yiyeyim? İyi sen tuvalete gidip gelene kadar ben kart alıp geleyim. Çocuklar. Buraya iç
karşı tarafa böyle bir yer yapmışlar. Şurada köftecisi falan var. Herkes oraya geliyor galiba. Böyle merdivenler var. Aa, o köşe çok güzelmiş. Orası tam fotoğraf çekilir. Gideyim fotoğraf çekeyim, ondan sonra anahtarı alırım. Şu arkada milyon tane fotoğraf çekildi. Yakalandım ama kameralara. Ne söylemek istiyorsunuz Mehmet Bey? Oo, vallahi ben içiciyim abi. Satıcı değilim. Ben sadece içim. İşte geliyor özel harika. Evet, özel harika. Hadi gidelim. Evet, sonunda geldik. Evet. Şimdi gidiyoruz, önce dedemi görelim. Ondan sonra dedemi gördükten sonra dükkana geçeceğiz. Ondan da olur mu oğlum, içine gezi olsa? İnanamıyorum. Şuraya bak. Uf, rujlar falan var burada. Var ya, burası savaş alanı gibi ya. Şuraya bak. Of, çok kötü. Berbat. Bilgisayarı arabaya koyacağız. Ay, dükkanın haline bak ya. Çoğu şey kaldığı için de işimize yarayacak olanları aldık, yaramayacak olanları. Evet tabii ki onu alıyoruz. Tabii ki. Eline bas. Güzel iş var lan. İşte dükkandan son görüntüler. Bak şimdi bak bak, hatırlayanların gözü yaşlı. Aha, eski raflarım, kitaplarım, makyaj malzemeleri, şu dolabın şu arkasını bile ben kendim kaplamıştım. Şuraya Ramazan'ın eşyaları falan. Ve şurada kitaplarım falan vardır bakayım. Ay, kar küreleri falan. Her şeyim burada ya. De? Evet, hatırlayanların yine gözyaşlı. Kendim yaptığım spotum falan var burada. Arka planım. Aa, burada tabii kaktüs burada durur mu? Bunu bile bırakıp gitmişiz ya. Her şeyim. Bu arka planı bile kendi ellerimle yapmıştım. Ah be. Hayır bak, bak, bak. Eski, beni takip edenler eskiler bilir. Şurada arka planda çektiğim videolar. Şimdi hepsi dedemle vedalaşıyorlar ama ben sağlık çalışanı olduğum için dedemle vedalaşmak istemedim, yani temas etmek istemedim. Çünkü dün yine pozitif bir hastayla temas etmişiz. Şu an aynı arabada bulunmamız bile sıkıntı. O yüzden dedemi öpmeden gidiyorum. Hadi bakalım. Nerede? Yolculuk başlasın. Sen nerede? Kardeşimi bıraktık, gidiyoruz. Sokak korku sokağı gibi. Bir de arabanın camları siyah yapıyorsun. Baba koş koş. Baba koş. Koşuyorlar. Yardımcı olalım bir şey varsa. Evet. Arkadan araba gelmesin de. Var mı bir şey? Şuraya mı uçmuş? Arkadan araba da geliyor. Yeni mi olmuş acaba? Dur diyor herkes. Ne olmuş? Var mı yaralı falan? Biliyorum ki. Baba biri var. Baba biri var. Abi var mı yaralı bir şey? Var var. Dur. Bir dakika. Onları da var mı sağlıkçı aranızda? Hayır yok. İyi misin? Arabadakilerin. İyi iyi. Sen iyi misin? İyi. Var mı sıkıntı? Abi sen iyi misin? İyi misin? İyiyim, ne oldu? Duyuyorsun değil mi? Tamam. Ben şeyi tutuyorum. Sen kenarı çek. Ben tutuyorum. Abla ayaklarını indir. Tamam mı? Eğer hiç kanama bir şey varsa sıkıntı olabilir. İndir sen ayakları. Kim demişti bana? Demişler. Tamam sen indir bak. Ağrıyan bir yerin var mı? Ha? Elim acıyor. Elin acıyor, tamam. Başka kimse var mı arabada? Anne baban, çocuk falan var mı? Araçlar sağa soldan çekilin. Sağa soldan çekilin. Bakın
Geri sağa soldan. Bir şey kalmadı artık. Ehe, aman aslan geldi. Evdeciğim, iyi misin? Tamam, alacağız. Bak geldiler, geldiler. Geldi, tamam mı? Tamam, alacağız. Sakin, araç başına. Dur, sen tamam, oraya boğul. Bir saniye. Kaç tane var mı burada? Teyze bir kişi burada. Başka, diğer araç nerede? Bir kişi var orada. Diğer araç nerede? Tam buraya bak. Ahmet, koyun. Yardımcı olmaya gelin istersen. Teyze. Sağlıkçı mısınız? Tamam. Siz? Çok iyi. Ben diğer arkadaşlara bakabilirim. Şu iki boyunlu odasını bıraktım. Boyunlu bırakma sana. Topu, topu. Ben yardımcı olayım. Abi, ben topu. Bırak, var mı sıkışan? Sıkışan yok ya. Yapabileceğimiz bir şey yok ya şu an. İyi ki Allah'tan sen vardın gidince. Evet. Hemen boyunluk para verdiler. Evet. Bak şimdi olmuş. Takıverdim ha, şimdi olmuş da. Boyunluk falan taktım teyzeye de. Yatırın. Onlar şey yapmışlar. Gel. Araba elden şu an. Sonunda gelebildik. Var ya, gerçekten iğrenç bir geceydi bence. Artık ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Eve gidip kahve içmek. Tam yola çıktık böyle çok uzaklaşmadan. Arabaların durduğunu gördük. Zaten az önce videoda muhtemelen izlemiş olacaksınız. Arabaların durduğunu falan gördük. Biz de orada kaza olduğunu tahmin ettik sadece ama genelde böyle kaza falan gördüğümüzde ekipler falan çoktan gelmiş oluyorlardı. Bu sefer gelmemişler, sadece bir tane ATT vardı. Orada sonra gidip onlara yardımcı olduk falan. Ekipler geldi, ekiplere yine yardımcı olduk. Çünkü 5 tane yaralı vardı ve destek ekip daha gelmemişti. Yardımcı olduk, itfaiye geldi, jandarma falan geldi. Artık yol değiştirip öyle gelmek zorunda kaldık. Ama gerçekten durumları falan çok kötü değildi ama arabanın ön tarafındaki cam kırıldığı için yüzleri falan bayağı kesikti. Teyze vardı, arkadan ön tarafa fırlamış teyze. Onun durumu biraz kötüydü. Diğerleri çok da kötü değildi. Değil mi baba? Evet. Babam da gidip jandarmaya yardım etmiş. Evet, biz de arabaları geç, gel, dur. Ya o kadar manyak insan var ki. Yani merakından arabayla dalıyor olay yerine. Hala geleceğim diye vurdu. Ya dur diyorsun, durmuyor. Adam beni çiğneyip geçecek. Ya o kadar var ya şey insanlar ki. Ben anlayamadım ya. Hala geçeceğim diye uğraşan bir sürü insan var. Hiçbir yardımları dokunmuyor. Çoğu zaten yanlış müdahale ediyor falan. Öyle neyse ki bir sıkıntı olmadan eve varıyoruz artık. Eve gidip ayaklarımı uzatıp kahvemi içmek istiyorum. Böyle bir vlog olabileceğini tahmin etmemiştim. Başlangıçta sadece bir gezi olacaktı. Evet. Ama genelde benimle yola çıktınız mı, bir yere gittiniz mi, böyle ben, şeyler. İkimiz çıktık mı zaten, evet, her şeyi evet buluyoruz biz. Arkadaşlar eve sonunda geri dönebildik. Şimdi odanın halini görüyorsunuz. Buraya hemencecik bir toplayacağım. Sonra gerçekten artık dinlenmek istiyorum. Evden bir sürü şey getirdik. Onları falan yerleştirmem gerekiyor. Artık yerleştirebildiğimi ister. Yerleştireceğim. Sadece 5 dakikamı aldı. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Evden far paletlerimi falan getirdim. Ve şu bayıldığım ayraçlarım, kullanmaya kıyamadığım ayraçlarım var. Onları getirdim. Şu Huda'nın far paleti var. Sonra şu benim içinde 1500 renk falan olan. Yok, bir 90 tane falan renk olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şu far paletini getirdim. Kullanacağım. Adam akıllı far paleti var, evet, ama çok böyle renk olan far paletlerim yoktu burada. Sonra en sevdiğim far paletlerimi getirdim. Bunları göstermek istiyorum. Ama bunları şimdi nereye koyacağım bilmiyorum. Bir yere ayarlamam lazım.